Hepinize merhaba arkadaşlar. No Man's Sky'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Riguan ne halsa onu arıyorduk ve bir su altı gezegeni bulmamız gerekiyordu. Yani böyle sulak arazisi bol falan bir yer bulmamız gerekiyordu. Ben kayıt dışında biraz dolandım, böyle gezdim, tozdum ve sonunda öyle bir yer buldum. Yalnız şimdi aşağı gitmeden önce giysimizde yapmamız gereken bazı teknolojik geliştirmeler var. Bunlardan en önemlisi bu. Neden bu? Çünkü bu eleman bizim su altında nefes alma süremizi ciddi anlamda uzatacak. Bunun yanında elektromotor diyor. Bak bundan da yapabiliriz. Dur bakalım, hatta direkt bir ondan yapalım. Şimdi seni discard edeceğim. Artık yapacak bir şey yok senin konuda. Şuradan bir adet bundan. Seni buraya koy. Install technology ve bunu buraya koyalım. Etrafında herhangi bir zımbırtı çıkmadığına göre bunun yanına da bunu koyduğumuzda aynen o ikisi de böylece birleşti. Şimdi bizim gemiye bir şeyler bırakmamız lazım. Neden? Çünkü yani ay arkadaş, hiç mi bir şey koyamıyoruz gemiye? Peki abi, bu kadar toplayabildik. Bunu çöpe atalım. Başka 30 parça diyor konvensiyum. Sen dur abi. Gravitana bağlı. Sen baya lazım olacaksın gibi ama bir yerlere sanki emin olamıyorum şu anda. 5'e 5. Aynen buna lazım. Tamyon ve Krasonit'te bulduğumuz takdirde burayı tamir edebilecekmişiz. Neyse. Şimdi şuradan biz bir dışarıya çıkalım. Gördüğünüz üzere veya henüz göremediğiniz üzere bir okyanus, deniz gezegenindeyiz. Bu arada dışarıda yüksek miktarda toksisite var. Ve bu da yaşam destek ünitemizin çok süratli gitmesine sebebiyet veriyor ve yanımızda tam yum yok. Harika. Harika, en sevdiğimiz. Müthiş. Şuradan şöyle ben suya doğru yardırım gideyim. Ah. Gördüğünüz üzere herhangi bir geri sayım veya benzeri bir şey başlamadı. Sebebi o nefes alma zımbırtılarımız. Yalnız şöyle bir olay var. Bu tarz boş yerleri değil de etrafında bitki olan kısımları bulmamız gerekiyor bizim. Mesela hani böyle nasıl desem, barren tundra, boş çorak arazi, yani çorak arazi olan yerleri değil de iyi kötü bitki olan yerleri falan bulabilirsek çok da rahat edeceğiz. Ve sanırım burası öyle bir yer değil. Aynen. Hani bu gezegen değil anlamında değil. Sadece bu gezegendeki bu kısım öyle değil. Abi dışarıda hava eksi 80. Yani soğuk var. Toksisite coşuyor. Yani ne desem bilemedim. Aşağıda bitkiye dair hiçbir şey yok. Bu arada azıcık yorgunum ben. Gerçi ondan kısık sesle konuşmuyorum. Kısık sesle konuşma sebebim saat 12'yi geçti şu anda. Gece 11.30'da zaten canlı yayın bitti. Yayında olan arkadaşlarımız artık hatırlayacaklardır. Şunları da bir toparlayalım abi. Burada hazır bulduk. Şimdi sevgili gemim. Gemi kaldı arka tarafta. Jetpack harcıyorum be. Aa, gemi ta orada arkadaş. Yürü bakalım. Oy oy oy. Buralarda var mı hiç toparlayabileceğimiz bir şeyler? Aha, Temyum. Dur gidelim. Temyum iyidir abi. Temyum'la giysimizin şeylerini onarırız. Yaşam destek ünitemizi yükseltiriz. Demiyorum, güzel bir şey. Ay, gemiye giderken orada da var. Hatta bayağı var. Bayağı var. Şunları da alalım. Tamamdır.
Neyse, bol bulduk topla. Yani, değil mi? Yapacak bir şey yok. Şimdi gezegen üzerinde ilerleyip azıcık daha öteye konacağız. Aşağıda nerelerin şey olup nerelerin olmadığını bilmiyorum açıkçası. O yüzden aha da buraya da bir konup bakacağım etrafa ne var ne yok diye. Şuradan giysimi bir yükseltmek istiyorum. Oy 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 oy. Vallahi hala fırtına. Yalnız bu arkadaş bitmiş bile ya mübarek. Zaten onlardan bir tanesi çok düşük seviye. Hani birinden zaten çok bir umudum yoktu açıkçası benim ama. Şuradan şu fenerimizi yakalım da biz. Oğlum azıcık ürkünç görünmüyor mu sanki? Vay arkadaş. Daha çok karanlık ya buralar. Hiçbir ışık yok. Şey yapalım. Yukarıdan şöyle ilerleyelim. Şu araya bir yere salalım kendimiz bakalım bu dostlama. Yok mu? Her yer mi çorak? Ama buradan da bulamadık aradığımız şeyi. Dostlar, galiba bulduk. Vallahi galiba bulduk. Gemiyle üzerlerinden geçerken böyle ışıklı mışıklı bir şeye denk geldim sanki ama bu arada etrafta zinc var mı ya? Benim şu şey bitti neredeyse. Sarı alaşımlı zımbırtılarım tükendiğinden dolayı nefes alma zımbırtım bitince büyük ihtimalle onu kullanamayacağım. Oh. Vay arkadaş, daha neredekini görmüşüm ben ya. Koş 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 koş. Atla abi. Heh, al bunu. Tamamdır. Şimdi tamyum değil. Tamyumumuz var zaten baya. Git hemen geminin oraya doğru. Sakın çakılma. Aha bir dakika. Çakıl çakıl. Dur bakayım. Ya da yok çakılma. Yok yok yanlış alarm. Tamam. Acaba dedim burada da mı gördüm onu ama. Yok öyle değilmiş. Aha, ama bakın buralarda buluruz işte. Dal aşağıya abi. İşte orada işte orada. Bakın şu karşıdaki şey. Aa, orada da var. Rinogen, Rinogen, Bam 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 bam. Bam bam işte Lugogen. Şimdi yerimiz de var. Aldık mı? Vallahi aldık. Allah'ım yaşasın Lugogen. Bu Lugogen'den böyle bol bol toparlayalım biz yolladım. Çünkü Lugogen zaten bayağı bir yerde lazım oluyormuş anladığım kadarıyla. Şimdi bunu transfer item. Şuradan da ha. Bunu da buraya aldım. Sebebi şunları. Ay keşke zinc harcamayaydık ona. Burada sarı şeyim varmış ama gemide olduğu için az önce görememişim ben. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Taşın içinde. Aha. Bak şu taraflar hep çorak arazi ha. Burayı güzel bulduk valla. Harbiden güzel bulduk. Yalnız az az çıkıyormuş ha. Hem de bizde C var. Gelişmiş maden var hem de bizde. O halde zar zor buluyoruz. Neyse en azından artık şey hakkında bilgimiz olacak. Böyle o okyanuslu, denizli falan gezegenler bulunca ama deyip gitmeyiz yani buradan. Girer iki şey toplarız. Rigogen.
Rigogen. Rigogen? Ha burada 46. Nasıl daha 46 tane mi oldu sadece? Oha ciddi misin? Çok az. Ama. Lan insan azıcık daha verir ya. Bu ne cimrilik kardeş? Tamam gezegende yabancıyız falan da misafire böyle mi davranılır? Etrafta da hiç yok başka ha. Şimdi götürsem zaten yarısına nepece çökecek yani. Bana pek çok bir şey kalmayacak. Yok, vallahi yok dostlar. Rikogen falan bize hak getire burada. Daha yok. O zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi buradan çıkacağız. Adanın diğer taraflarına bakacağız veya gemiyle böyle usul usul bir şey yapacağız. Turlayacağız abi. Suyun altında bir şeyler gördükçe löp diye dalacağız hemen oraya. Haydi bakalım. Şuradan şöyle şu taraflara da baktık değil mi? Var mı görebiliyor? Aha. Aha. Allah'ım çingen gözlerim sağ olsun. Tamamdır. Bunu da aldık. Başka var mı etrafta? Aa, orada var bir tane. Bu taraflarda var mı? Yok. Haydi onu almaya gidelim. Aha. Çakal seni. Aralara saklanmış. Bunu da aldık. Şımcık. Şımcık. Birazcık daha giderim böyle. Sanırım uzak taraflar kapalı olsa da karanın yakın kısımları çok şey değil. Ne oluyor? Üstümüzden bir şeyler geçiyor ama. Üstümüzden bir kuş geçer. Öyle bir şarkı vardı. O geldi aklıma. Kaç tane olmuş abi? 71 tane. En azından bir 180 falan. Aa şuralarda da var. Vallahi orada. Keşke azıcık da hızlı yüzsek ya. Böyle hızlı yüzdüren bir cacık yok mu acaba? Olsa ne? Nereye koyacağım ki? Abi yaklaşık 100 slot şeyim var. Yerim var. Ve yetmiyor be. Burada güya kayıt dışı para kasıp şey alacaktık. Şu büyük gemiyi alacaktık. O kaldı ama onu unutmayayım ben. Harbiden bir sonraki bölüme kendimize büyük bir gemi satın alalım. Hani o da çıksın aradan. Rikogen kardeş, Rikogen kardeş. La, da, da. Do do Aorta da var. Buraları sardırır mıyım, sardırmaz mıyım bilmiyorum. Yani sonuçta bölümün bir parçası hani iyi kötü zorluğunu, kolaylığını falan görmüş oluyorsunuz bu sayede ama belki bir kısmını gösteririm. Bir kısmını sardırırım. Zaten burayı sardırırsam bu dediklerimden de haberiniz olmayacak. Oha bir dakika su altı base'i bulduk. Aha. Bir saniye. Dur. Ne oluyor lan? Ha bir dakika biz boğuluyoruz ya. Allah kahretmesin. Ben de diyorum sesleri nereden geliyor? Benden geliyormuş o ses. Oyunu şurada bir kaydedivereyim ben. Bir saniye sevgili Beyz. 2 saniye bekle. Şuradan hemen bir save. Ölürüz, göçeriz, gidelim. Allah seni kahretmesin. Direktmiş korktum.
Zaten Osiris Nibdoh'unu izlemiyorsanız mutlaka izleyin. Oyun bir acayip bir hale gelmiş. Bir acayip bir hale gelmiş, anlatamam. Merhaba garip böcek kimse şey. Şeyler keşfettim diyor ama yolculuğumu kolaylaştıracak. Bakalım ne keşfetmiş. Sağlık modülü. Oğlum yavrum o bende var zaten. Keşke bende olmayan bir cacık vereydin, iyiydi. Mesela para var. Para iş görür. Sıkıntı yok. Inventory full. Sevgili inventory. Seni benim bir yere boşaltmam lazım. Biz böyle anlaşamayacağız seninle. Aç bakalım. Suspansiyon full it. Bak bu iş görür işte. Şey yaparız kendimize. Warp drive yaparız. Zaten buraya gelirken harcadık bir sürü. Aa Rikogen. Rikogen. Koş koş koş. Suyun üstünden gideyim bari de. Oksijenim gitmesin. Merhaba. Drone, senin üstüne binsem beni taşır mısın ya? Aa vallahi oluyor galiba. Dur bakayım. Dur. Geçen gün binmişim drone'a. Vuruyorum kırbacı, vuruyorum kırbacı. Dur. Gel. Gel buraya gel. Öf, neyse şimdi başka zaman uğraşırız onunla. Şunu da alalım. Ya böyle bir kaptırıp gidesim var. Kendimi de şimdi akşamın bir saati komşular momşular inecek aşağı diyecekler. Sizin oğlan gene şey yapıyor. Gürültü yapıyor. İleride böyle YouTube'dan trilyonlar, 10 milyarlar falan kazandığımda kendi evime çıkayım da bari rahat rahat bağırıp çığırayım. Böyle etrafa güzel bir ses yalıtımı. Oh mis, tamam. Day 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 da day. Ondan sonra ver elini korku oyunları. Tamam, daha kimsenin umurunda değilsin. Çığlık çığlığa. Neyse beni kimse korku oyunu şey yaparken izlemiyor. Yani genel olarak mesela başka kanallarda görüyorum, tamam mı? Böyle yorumlarına falan bakıyorum işte. Neler dönüyor YouTube'da falan diye. Millet böyle korku oyunları falan istiyor, şey yapıyorlar. Ben bir kere çekeyim dedim canlı yayında böyle. 150 kişilik yayın bir anda 50 kişiye düşüyor yani. Seni de alalım. Kaç tane oldu ya bu arada? 185 tane. Vallahi rakama ulaştık. Rakama ulaştık da. Bu arada aşağıda demir toparlayabileceğim. Demiri bir alayım. Sizi demirle doldurabiliyoruz mu? Yok. Yok öyle bir şey yok. Ya zaten oksijen şeyi demirle doldursam garip olurdu. Evet. Şu an fark ettim yapmaya çalıştığım şeyi. Allah'tan hiç canlı yok. Yani rahatız. Yani gezegen şans. Belki gene öyle etmeye başladı benim karakter. Dur yavrum dur. Dur. Yapma bir boğulma hemen boğulma. Hemen 2 saniye boğulmadan bir kal. Burada benim gemi nerede ya? Oğlum gemi başka alemlerde kaldı ha. Biz yüze yüze geziyoruz mekanda ama. Ya şimdi niye böyle bol bol toplamak istiyorum biliyor musunuz? Şimdi ben buradan gittiğimde bir daha böyle toparlamak, dolanmak, uğraşmak istemiyorum ben. Toplayayım. Bir süre bir daha gelmek zorunda kalmayayım. Gerçi zaten şey muhabbeti olacak büyük ihtimalle. Kendi bitkilerimizi falan yetiştirebiliyor olacağız. Burada gemi o tarafta benim. Şuraları da yola yola oraya doğru gidelim. Lan buraya da kurak arazi dedik de mübarek yani. Her yerde de maden oldu ha. Drone, sen ne yapıyorsun yavrum su altında? Ha? Sen nasıl robotsun çocuğum? Paslanırsın lan burada. Acaba uzaylı suları da paslandırıyor mudur? Yani belki farklı bileşen vardır işlerinde. Mesela şimdi dünyadaki suların içinde oksijen var. Bu da mesela balıkların işte orada yaşamasını, bunu absorbe etmesini falan sağlıyor. Şimdi yabancı gezegenlerde
ben boğuluyorum. Oksijen olmadığına göre tamam, boğulma be, boğulma be, çıkıyoruz, tamam. Heh. Tamam, gidiyorum gemime artık. Yeterince sömürdüm bence. Oyunda şey var. Kendi çiçek tarlamızı yapabileceğiz ve çiçek tarlasından sonra bitkileri biz yetiştirebilecekmişiz. Ben böyle 3-5 tane tarla falan yapmayı planlıyorum açıkçası. Ondan sonra onları yapıp uluslararası manta ticareti. Oh, tamam, zenginsin o saatten sonra. Burada o ne, orada bir şey var. Ne o, şey mi? Uzay istasyonu mu? Trade Center mı acaba? Bayağı da pislik. Vay, neyse, hadi ellemeyeceğim seni. Sen nesin? Heridyum. Lazım iki heridyum. Hadi azıcık kazalım. Daha özel. Biz doldu zaten. Haydi gidelim biz. Yeter bu kadar. Şimdi buradan şeye gideceğiz. Yukarı. Uzay istasyonuna. Uzay istasyonundan da doğruca evimize gidiyoruz. Bu arada bayağı warp drive'ı harbiden tüketmişiz şu anda, fark ettim. Çık abicim yukarıya. Valla artık biz weather warning falan bize sökmüyor kardeşim artık. Şimdi yürü. Yürü uzay istasyonuna. Teleport olup doğruca evime gideceğim. Bu arada Viking Dagger da istiyordu eleman, ama o Viking Dagger'ı herhalde her yerde buluruz ya. Bizim oradaki uzay istasyonunda bile buluruz diye düşünüyorum açıkçası. Şey, savaşçı eleman istiyordu Viking Dagger'ı. Şimdi şuradan bir Harir'i de kapı koymuşum arkadaş. Ha, bu arada şeye baktım. Şimdi sen değil. Mesela bunda işte şurada Available to Build 2 yazıyor ya. Ha, o sadece materyalle ilgili değil. Materyaliniz full olsa dahi bunlardan 30 taneden fazla yapamıyormuşsunuz. Bir yere haberiniz olsun. Yani gaza gelip böyle yerli yersiz dikmeyin onları. Şimdi sana ne lazımdı dayı? Charms. Tamam, bu sana yaramıyor. Sanırım bu bilim adamı dayımızındı. Merhaba dayı. Copper wire. Ha. Bir saniye. Şimdi copper wire yapmak için ne lazım? Şimdi copper wire. Ha. 3 tane bundan lazım. Tamam. Şimdi şunu discard et. Şunu yap. Aha, konmuyor da. O zaman bunu şey yapalım. Dismantle edelim bunları. Yani daha bir süre su aldığı zımbırtımız lazım olmayacaktır. Zaten bir de yapımı kolay bir şey. Ne demek inventory full? Hadi bakalım. Zinc. Şuna doldur. Bakalım ne öğretecek bize. Aha, geliyor.
Polifibre, connectiform foramen. Fervidium. Dayı ciddi misin? Oğlum niye adını sana duymadım? Garip garip şeyler veriyorsunuz bana siz. Ha? La bir kere de bildiğimiz bir şey diyen kardeş git şuradan iki çakıl taşı kap gel deyin ya bir kere de. Ne bileyim şuradan iki odun kes gel ne bileyim şurada bir mangal yapak bir ızgara yapak falan deyin ya. Temeryum ne? Temeryum ne Allah aşkına? Köpekler temsin sizi. Neyse arkadaşlar bugünlük burada bırakıyorum. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölüm Temeryum'un da ne olduğunu anlamakla birlikte birinin Viking Dagger'ını, öbürünün Gek Charm'ını, bunun da Temeryum'unu getirir ve bölümümüzü o şekilde sonlandırırız. Bir tane onda, bir tane bunda. Niye 500 tane kayıt yerim var bilmiyorum ama neyse. Haydi umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Ha bu arada bakmadıysanız Astroneer'a bakmayı unutmayın. Kanalda hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Özellikle bu seriyi seviyorsanız onu da mutlaka seversiniz. Hadi bay bay.